Merhaba arkadaşlar. KPSS'ye artık son 22 gün. Öğretmenlerimize önemli bazı uyarılarımız var. Lütfen abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi şunu söyleyelim. Bazı arkadaşlarımız da yorumlarda yazıyor. Hocam işte yok olmaz. Aslında bakarsak ek atama artık gelmez diyor. Evet ek atama adına zaten gelmeyeceğini söylüyoruz ama önemli olan 2023 KPSS'nin artık kaç atama yapacağı. Yani 2023 sınavı ile ne kadar atama olacağı önemli olan bu aslında. Peki ne kadar atama olur? Ek atama olur mu? Tüm ayrıntıları aktaracağım. Şunu söyleyeyim. Normal atamanın yüksek rakamlarda olacağına yüksek gözle bakıyoruz. Yani 2023 KPSS ile e, normal bir atamanın düşük değil, aksine yüksek bir atama olacağını da düşünüyoruz. Ek atama olur mu sorusuna gelirsek ek atamanın da yine geleceğini düşünüyorum. Ee, şunu söyleyeyim ek atama yüksek bir ihtimalle gelecektir arkadaşlar 2023 KPSS'si için. E, tabii ki 2020 KPSS ile geçerli değil ama 2023 sınavı için geçerli bir ek atama e, yüksek mali olacaktır. Çünkü bu sene olmadı ama önümüzdeki sene yüksek mali yaparlar. Bununla birlikte normal atamanın da dediğimiz gibi düşük bir rakam değil. Aksine yüksek bir rakam olacağını yani yüksek bir rakam e, olması beklendiğinde söyleyelim. 2023 KPSS'nin normal ataması için branş dağılımında yine düşük bir branş dağılımı olacağını pek düşünmüyoruz. Sizlerin de bu konuda düşüncelerini merak ediyoruz. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sizlere her türlü gelişmelerden haberdar edeceğiz.